Böyle hediyelerle mi gidersiniz? Hoş gördük. Ha. Altın koyarlar, pul koyarlar. Evet. Kimi hediye getiriyor? Hediye de hepsi. He. Evet. Büyüsün. Size hepimize, cümlemize. Evet. Sana kurban olurum. Sağ ol. Taksi misin abi? Türkçe danışabiliyorsun? Türkçe. Uçun için. Yok Türkçe, Türkçe danışabiliyor musun? Ha. Kale var ya kale. Kale. Nece yazar oraya? Kıymeti necedir? Sana sasına obor lazım mı yoksa kale? Şu şura şura. Şura. Ha hani insan meşe yok. Meşe ne ora? Sasına obor. Oraya gitsin sonra düşürsen aşağı. Ha oradan kaleye mi düşüyor? Ha. Nece yazar kıymeti ne olur? 200 ruble. Ha, 200 mu? Buraya mı diyorsun? Dur bak sana göstereyim ben. Sen Türksün. Azerbaycanlı mısın? Nerede? Nerede kale? Burada. Aray. Sen beni yakşı yola getir de. Tamam. Yakşıya getir. Sumkayı koyayım bakalım. Buraya koyayım mı? Sumkayı. Tamam koyan buraya da dur. Arara koy soluna. Allah. Uğur benim adım. Senin adın ne? Uğur. Uğur. Ugur. Söyle bakayım. Urubek. Uğur. Ugur. Heh Ugur. Senin adın ne? Ben Dadaş. 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 Azerbaycanlısın he? Dadaş her Azerbaycan. Ha. Derbent Azerbaycan. Tamam burada yaşıyorsun Derbent'te. Hep burada mı doğma büyüme? Hayır. Anam, babam. Baban, hepsi. Esli doğma, tuhum, Merdekan. Merdekan'da. Ha, Bakı'dan. Bakı, Merdekan'ı bilirim ben. Merdekan'da ben çok kaldım. Aa. Uyudum he. Çok orada benim dostum var, aile. Yol arkadaşım var, abim var. Buraya konak gelmişsin. Turist, konak turist. Geldim. Turist. Nasıl Derbent, yakşı? Yakşı mı Derbent? Derbent yakşı mı? İyi mi? Hala. Bura yukarı taraf Azerbaycan'dan lağındı. Bura yukarı ham Azerbaycanlı. Bu yukarısı. Hare. Aşağı? Aşağı Cavut, Lezgi, Uruz. Uruz. Razını. Kumuk yukarı var mı burada? Derbent, kük Derbent'i Azerbaycanlı. Yukarısı he. Ha. Bu diyelim ki içeri şehir. Bura he? Ha. Bu Magal. Magal içeri şehir ham Azerbaycanlı. Burada şey var mı? Kumuklar. Kumuklar? He, var. Derbent'te. Hani? Var. Kaydasan ne sen? Kumuk Azerbaycan hamı şey, Türk'ü yazı içindir de. He, tabii canım. Bizi dil kolaydı Hasan'tı. Naşı yazı Türk'ü yazı kolaydı Hasan'tı. Sen şimdi yakşı yere paralam güzel yer. Tamam. Ondan sonra düşersen kaleye. Tamam yakşı. Hala. Zor yere bir daha paralam sen. Tamam güzel. Ben plimen isem plimen. Bacımı kızı Türkiye'ye eri getir. Türkiye'ye mi? Ha. Şey mi evlendi Antalya mi? Yana. Şey mi evlendi mi? Toy are, mu yaptı are, toy? Ere gitti. Ere gitti. Ha. Kız. Kız kişiye gitti. Ha. Kişiye gitti. Türkiye'de yaşayınca. Antalya'da mı? Antalya'nın yanında. Ya Alanya'da o zaman. Muğur istavrasıyla. Bu orta kapı. O bayat kapı. Dermet'te Toyskale'nin 7 daha kapı var.
7 tane kapı var. Ha, 7 daha. Kale duvarı getir. Kaleden ta denizece. Gel. Çok köhne. Çok köhne bura kale. Bir daha bakarsan çok güzel yerdi bura. Dermen bereketli yerdi. Mehmet Aleyhisselam süfresin çırpır burada. Derbent'te. Derbent'te. Süfren çırpır. Yiyin piri var. Yiyen sonra üç süfresini çırpır Derbent'te. Bereketli yerdi. 244 tane yadmandı. Merdiven he? Ha. 244. 244 tane merdiven. Neye çıkmak için? Sen bilen. Sen bilirsen. Turistsin da sen. Ben necil diyeyim. Konağım da turist. Saharda kalmışsın. Ben daha taze geldim. Taze. Taze olmuşam burada. Mahaçkale'den geldim. Aa, Mahaçkale'den gelmişsin. Elektriçkayla geldim. Aa. Elektriçkayla. Şimdi bilirsen necil kardeş. Ben sen Derbent'i yakışı böyle yerlerine aparardım. İşleyirim değil mi? Ben senden çok almazdım. Açan zengli sen dadaş gel. Ben seni aparım koyayım. Sonra gelim. Başka nere var burada? Ooo böyle yer var. Zor yerler. Ooo. Kıklar kabirsanlık var. Kırklar. Kabirsanlık. Kabirsanlık. Şura mı? Şura yok. Burada da kıklar. Toyuz. Mehmet Aleyhisselam peygamberi kıkta patomkı. Eslisi kık nesi? Kıklar değiller. Kırk sonra patomkı. Orada bastırılır. Çok güzel kabistanlık bir. Safsivo Sevrin'e Dagistan'a gelirler oraya. Bizim meçit. İstariski. Çok kadimi meçitli. Burada şehir, şehirde de. Orada teregiler var, teregiler. Üstte terek apokatit insan bilmez böyle. Ağlandı büyük teregilerdi. Abi çok tatlı ya. Seni gezdireceğim ben burada diyor. Az bekle diyor. Şimdi kalenin oraya geldik. Derbent şehrini size yukarıdan şöyle bir göstereceğim. Kalenin içine de gireceğim dağ kapı tarafından. Bak duvarlarda izler var. Diyor ki burada atışmışlar diyor bak. Duvarlarda top izleri, mermi izleri var. Hala ayakta görüyor musunuz? Kapılar kapısı Derbent ya. Şu şehrin güzelliğine bak. Yukarıdan ne kadar güzel görünüyor. Hazar Denizi de aşağıda. Çok yakışıyor. Bura ne? Adı ne buranın? Ben anlamam onu. Meşe. Meşe. Sasnovy Bor. Bor ya. Park ya. Park işte. Toko Yolka. Yolka. Meşe. Yolka. Novy Gost günü Volka olur ha. U meşede bak. Bu hamı yolkadı. Meşe ağaçları. Hamı meşeli. Toku bu tere gidi. Ne bak? Tamam bilirim anladım. Bu hamı meşeli. Başa düştüm tamam. Önce burayı gez dedi. Sonra kapıya git kapıdan gir dedi. Sen benim ilk müşterimsin bugün dedi. Para almamaya çalış. Para almıyor tamam. Dedim yok abi vereceğim. Olmaz öyle. Ama bozduğu yok. Dedim o zaman dur gezelim. Sonra kaleye girerken para vereceğiz. Orada bozdururuz dedim. Sana ben öderim dedim. Abi dur diyor gel. Gel dedim kaleye doğru dönelim. Yok diyor burada manzara var diyor. Buradan dedi manzarayı çek. Buyurun Derbent arkadaşlar. Şey diyor Mahaçkale diyor biraz diyor dik bir yer diyor. Burası diyor daha da düzlükte diyor böyle. Baksana da şuranın güzelliğini. Şöyle bir şehir. Denize nazır. Denize karşı insanlar yaşıyor. Hazar Denizi. Kalede gideceğiz şimdi. Kaleye de gireceğiz. İyi abiye denk geldik ya. Seveceğim bir abi. Çok güzel görünüyor ama şehir. Çok yakışıyor ha. Bütün şehir evde. Bütün. Burada nece insan yaşar burada? Nüfusu nedir? 38. 38 bin mi? Kaç milyon var? 1 milyon insan. Ne? Neçe insan? Ha. Ben bildim millet. 100 milyon var. 1 milyon vardır. Milyona yakın. Yakın. Tamam. Mahaçkale daha büyük. Mahaçkale çok büyük Derbent'ten. Senin nece yaşın var abi? Nece yaşın var? 48. Maşallah. Balaca var mı bala? Çocuk var mı? 20 yaş oğlum var. Maşallah. Bir tane. Ali Kiram. Ali Kiram. Atamadı. Bu bir şehir ocu içindedir. Gorri Mori. Raspalagası. Bu kale duvarı idiot do Mori. Toys
Bura içeri şehirdi. Bak, ete magal, köyne şehir. Eski şehir, tamam. Köyne şehir, içeri şehir. Kale duvarı idiot adam oraya. Kale duvarı gidiyor muydu öyle? Denizece. Denize kadar. Denizece. Kale tamam. Duvarı denizece gidiyor. 7 daha kapı var içeri. Denize kadar gidiyordu diyor kale kapısı. Evvela taze mi yapıldı bunlar? Hep yeni mi yapıldı? Taze yapıldı he? Ha. Parklar. Bindi taza, taza, taze. Değil. Park falan yapılmış şu yukarıki taraflara. Ağaçlar da böyle dimdik gidiyor. Yukarı doğru böyle, alttan yukarı doğru. Havası çok güzelmiş ya. Oh, vallahi içim açıldı. Abi nasıl Derbent'te? Yaşam çetin mi yaşam? Burada ev biliyorsun ev. Ev daha ev. Kıymeti ne kadar evlerin? Aylık bir ay. Bir güne? Yok bir ay, bir ay. Ha, bir 30 ay. Gün. Bir ay 30 bin. 30 bin ruble. Aa, min. 30 bin. Aha, tisic. Tisic. Peki tisic. Kişiler ne kadar para kazanır bir ayda, 30 günde? İşçinin maaş ne kadar maaş? Az. Bu zarplata az. Az mı? No hindi asta da. Buraya kabak turist gelmiyor. Gelmiyor he he. Yılden beri kaçtım. Aa güneş o turist. Aynı böyle yorulursa. Çok güzel. Bu Azerbaycan kabristanlığından ama Azerbaycan'dı bu. Şunlar bak burada bir mezarlık var arkadaşlar. Bakayım göre gösterebilirsem yukarıdan görünüyorum bilmiyorum. Azerbaycanlıların mezarlığıymış burası. Abinin dediğine göre yukarıda Azerbaycanlılar yaşıyor. Azerbaycan kesin. Ama kabristanlık Azerbaycan. Bayağı büyük bir mezarlık ama dur şimdi bakayım. Gerçi oradan inemem herhalde oraya. Burada Derbent yazıyor. İşte tam altı da aşağısı da şu kısımlar mezarlık hep. Şuralar. Buraya da bir şey yapılıyormuş. Yarıda kalmış. Para yiyormuş burayı yapan adam. Putin kovmuş onu. Ne kadar doğru değil bilmiyorum ama aydınlatır bizi burada yaşayan arkadaşlar. Asgari ücret olayını tam öğrenemedim. Ev kirası 30 bin falan 30 bin diyor da en düşüğü olabilir o belki. Bunu da burada yaşayan arkadaşlar yazarsa onu da sevinirim. Maaş geldiği de tam detaylı bilgiye ulaşamamıştım. Dağıstan'daki asgari ücret ev kiraları. O gece projektörüne ışık verir. Gece Derbent. Güzel yakşı. Aa. Hala. Bu bak bu Azerbaycan kabirsin. Biraz oyna. Cavut. Cavut kabirsin. İyi Armen. Urus kabirsin oyna. Çoku hem Azerbaycan. Yukarı şehir, yukarı taraf. Ham Azerbaycan. Güzel. Derbent'te sevirler mi? Aa, sevirler Derbent'te Erdoğan. Sen özün? Özün seviyor mu? Oho. O kişiydi, maladesin. Slovas, mujik. Yir ilir. O prezentasyonu tam. Çoda сказал и Джоутары там вытащил микрофон, выкинул Джоутары. Dedi, one minute mi diyor? Durdu gitti. One minute diyor herhalde. Durdu gitti kişi. Erdoğan'ı çok seviyorlar diyor. Sizin Cumhurbaşkanınızı burada Derbent'te çok seviyor. İstiyor, seviyor. İstiyor ha. Çeki ha. Derbent milleti Bakü Haydar Aliyev'i sevir mi? Sevir. Onu da sevir. Sevir. Kakda vaynu dava uttular. Burada 63 atletler. Toy bayramlıklar. Burada Derbent'te dava uttular. Ab muvatlıyor, toylıyor burada, kalede, çalırlar, kışkırırlar. Flag beydaklarına havarırlar şehirde. Azerbaycan bayrakları. Aa, bizi vatanımız dura. Tabii canım. Bizi vatanımız. Peki, şeyde mi, Bakü'de işlemek mi daha çetin, Derbent'te mi? Azerbaycan'da mı daha çetin işlemek, Derbent'te mi? Azerbaycan'da çetindi. Burada daha mı çok iş var? Her. Derbent'te daha mı iş çok iş var? Çok işti. Bereketli yerdi. Değil ya ki Peygamber Ali süfresin çırpır buradan. Mehmet Peygamber Aleyhisselam. Bereketli. Üzü Bakiller der ki sizin yeri bereketlidir. Bakü'de yakşı yer ama. Bakü'de de vardı ya. Yakşı yer. Her. Bura bizim Eydar Ali ve Erdoğan çok istiyordu bir Derbent. Toylayırlar, toy. Bu da avutanı toylamışlar bunu.
Abi neler neler dedi de yüksek ihtimal siz her saniyeyi görmediniz. Kısmen anladım, kısmen anlamadım abiyi de. Ufak anladıklarımdan da ben de bahsedeyim. Bu Derbent'ten de bu Karabağ Muharebesi'ne çok giden insanlar olmuş ve şehit ve gaziler de varmış bu bölgeden. Karabağ aldığında burada diyor düğün eyledik diyor, toy eyledik diyor. Yanlış, orayı yanlış anlamadıysam Karabağ aldıklarında onu söylemek istedi. Toy eyledik, düğün eyledik burada diyor. Cumhurbaşkanımız diyor bizim işte Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz diyor. Dedim ki hani Haydar Aliyev'i seviyor musunuz? Seviyoruz diyor. Çok, onu da çok seviyoruz. Buranın şeyini sormadım. Sordum da başını belaya almıyorum abinin. Korkarlar diyor buradan. Putin'den çok korkuyorlar burada diyor. Ama diyor sizin prezidentten de diyor burada diyor Rusya'da çok korkuyorlar diyor. Abi bir açıldı var ya dedim abi dur sakin ol. Sakin ol. Kaleye gireceğim abi. Bir daha bile sorarım bunu. Gezeceğim, gezeceğim. Dolanacağım. Nasıl var mı? Sen Türk müsün? Bir daha ver abi. Ben Azerbaycanlıyım. Tamam da ben kaleyi dolanacağım. Yok mu bilet? Bindik diyen güzel. Niye? Gözler. Kaç ruble? İnastranı 300 ruble. 300. Kalenin girişi turiste 300 ruble. Kendi vatandaşlarına 200 ruble. Bir de 100 ruble yazıyordu. O da yüksek ihtimal şey. Gençlere herhalde 100 ruble. Derbent'e gelip de kaleyi görmemek olmaz arkadaşlar. Burayı görmemek olmaz. Aşağıda kasadan bir bilet al dedi ama burada bilet var dedi. Böyle dümdüz aşağı in. Bu surlar işte kalenin surları denize kadar iniyormuş. Şurada da bir kafe var. Oturmuşlar çay kahve bir şeyler içiyorlar. Niye? Hatta bu spotka tipi. Sana kağıt verecek dedi. Ha. Ben ödedim orada. Pul verdi. Sen de vereceksin. Tamam. Ne kadar ödeyeceğiz? Ücret değil mi? 300 bize. 300 ruble. Ha, bize 300'müş. Ha, bize? Azerbaycan'a sen 250. Sorun onu da abiye. Ve Türkiye. 200 Şurada olabilir. Ve işte ruble. Asıl Arda'nın oldun sen abi Türkiye. Samsun'dan abi. Samsun. He. Sen Türk mü Türk'üm? Türk'üm abi. Ha, bu da Türk. İgilim yetti. Seninle ben Kuşadası ikisi. Gezdin mi? İgilim yetti. Kale savunma amaçlı kullanılmış arkadaşlar. 1500 yıl boyunca İranlılar, Araplar, Moğollar, İlhanlılar, Timurlular tarafından şöyle oraya kadar çıkış yokmuş. Orası kapalı. Şuraya kadar kısmen. Şöyle surlardan da göstereyim size. UNESCO koruma mirası listesinde kale. Derbent şehri aşağımızda. Dünyanın en eski şehirlerinden ve dünyanın en eski savunma kalelerinden bir tanesi burası. Hatta emin olmakla beraber söylüyorum. Dünyanın en eski savunma kalesi de burası ya. Yani yazarsınız gene arkadaşlar. Manzarası çok güzel ama mutlaka Derbent'e gelse kaleye çıkın. O abinin dediği mezarlıklar da şurası. Şu kısım. Derbent yazısı da bak şurada. Demin gördüğümüz Derbent yazısı da şurası. Çok fazla turist var. Gelen bayağı turist var. Resimler çekiniyorlar baksanıza. Öğrencileri de getirmişler. Öğrenciler de geziyor burada. Derbent ayaklarınızın altında işte. Seni arıyorum seni. Gittik. İçeri şehri burası bakın. Azerbaycanlılar hep burada yaşıyormuş. Bakü'de de var ya bir içeri şehir. Burası da Derbent'in içeri şehri. Ne? Su. Şehre kabak su. Basin. Ha, su madeni herhalde. Üç gün şehir pita silir suna. Merhaba selam. Nasılsınız? Yakşı sen? Çocuklar kamerayı görünce. O nedir abla? Ha? Türkçe danışabiliyorsun. Ne o? Kız istemeye mi gidiyorsunuz? Uşak olurdu, yıkıladı. Ad koymaya. Şey, söz. Yok. Uşak. Ezan. Ha, yeni uşak doğdu, taze uşak. Evet. Meşte dedim meşte. Mescitte.
He. Böyle hediyelerle mi gidersiniz? Böyle hediyelerle malları için. Senin neyin o? Yeğenin mi? Balan mı? Yok, kohum biraz. Hem tamam, akraba herhalde. Maşallah. Çok mu var? Her gelen getiriyor mu bir şey? Her gelen yakın kohum. Yakın akrabalar? Evet. Tamam, bizde şey var Türkiye'de. Ben Türkiye'den konağım. Bizde şey var. Hoş gördük. Altın takarlar. Altın koyarlar. Pul koyarlar. Pul koyarız bizim. Ha, sen de pul koyacaksın. Ha. Kimi hediye getiriyor? Pul da koydum, hediye de falan. Hediye de hepsi. He. Yakşı. Yakşı. Hayırlara çıksın. Hayırlı olsun inşallah. Sağlıklı büyüsün. Ama size diyeceğim sağlığı. Se hepimize, cümlemize. Sana kurban olurum. Sağ ol. Balacalarım var. Daha değil, daha taze evlendim. 5 ay evvel evlendim daha. Bahtiver olasın. İnşallah. İnşallah. Senin canını yerim. Sağ ol. Bir maşallah. Ben de mescide geldim. Cuma mescidindeyim. Abi selam aleyküm. Türkçe danışabiliyorsunuz değil mi? He? Başa düşürsün. Rehber var mı burada, rehber, guide? Böyle bana mescidin tarihinden bahsetse biraz azıcık. Başa düştü. Merhaba abi. Aleykümselam. Kim sizin? Tek sen? Ben tekim abi. He. Olur mu? Çok azıcık bahsetsem, ben bunu Türkiye'de ben yayınlıyorum böyle kameraya çekip. Yok ben hadi ya. Değil mi çağırın? Samsun'u bildin, Samsun. Abi, Samsun. Ha Samsun bildim, evet. Ya Türkiye'ye gitmemişim, ben Türkiye'ye. Gitmemişim ama biliyorsun. Allah kime yasadır. Cümlemi. Sen kimine geldin? Özüm tek geldim. Hayır. Ben turistim. Biz şimdi turistki seriallara bakadık. Fakuru, Alparslan. O yanış. Ha Türkiye'de Türk dizilerini izlersiniz ha? İzliyorum televizyonda. Hoşunuza gelir? Oo. Hala hala. Vallahi kalada olmuş mu sen? Biraz oldum, olmuşam. Ben mescidin tarihini merak ediyorum biraz. Ben bulamadım, kaynak yok. İnternette kaynak bulamadım. Efendim onun yanında bir şey mi ne pasta evet be? Nada, gavi interneti ne to? Хорошо. Я буду по-русски говорить и по-турецки, по-азербайджански начнем. Yaxşı. Sen Azerbaycan dilinde danış. Yaxşı. Azerbaycan dilinde. Ama Rusça danışma. Yaxşı. Azerbaycan dilinde danış. Sen adın nedir? Uğur abi. What is your name? Uğur. Uğur abi. Heh, Uğur. Uğur. Uğur, Uğur. Ya Farhat. Uğur. Senin neydi? Farhat. Farhat. Bak, bu bina medresedir. Medrese. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله سبحانه وتعالى وإن والذين أوتوا العلم درجات وقف هذا المدرسة الحج شاه مردان لتحصيل العليا الشرعية bu medreseydi kardeş. Bu Arapça. Arap hattıydı. Orada da Farsi. Saadet Mella Hacı Şah Merdan binayı aynı Tabistan imir berayı sali ve yahtah şekul hadi gavt cezayı hayruhu daradı teğeniku. Medrese tikilip 1326. ilde Müslüman tarih, hicret tarihiyle muvafik 1906. ilde kardeşim. Allah kimi olsun. Bacım gel. Kardeşim. Maşallah ne kadar da hareketli. Allah. Maşallah nazar değmiş. Ben bununla Farhat. Burada bu mescitte, camide ben 37 yıl işlerim. 37 yıl. Bu kadim medrese. Bu medrese 1906. yılda senede dikilip. İkinci mertebe yok idi. Maşallah niye bu laf doğru etaca? Harika. Taze mi yapıldı ikinci mertebe? Aha. Ha, tazeden yapıldı. Tazeden ha. Primini. Kitabatil Arabiya. Etten Arapçı mezike, etten Farsi. Kale Allah Subhanahu ve Teala ve lezine utul ilim derecatun amir binail مدرسة الفرخية خالصا وصالحا وطالعا وتفندق bu مدرسة أمر ورنتي دربندن حاكمي فرخ يسار مدرسة الفرخية 879. يل هجرة تاريخي موافق 1474. يل 15. أسلين آخرında قدمدي çok قدمدي işte böyle burada sadece otağlar var. Talip, şerşitler, studentler için sanki. Burada
Öğrenciler, taksi öğrenciler. Burada. Hala alırlar mı şu anda da? Şimdi yok. Şimdi yok. Evvel? 1922 yılda bağlandı burada. Bağlandı. Ay, tamam. Ha, medrese yani. Burada. Burada aç pişiren. Bismillahirrahmanirrahim. Bu balaca otaklardı. Kalıp orası bu. Bağlandı he, şimdi yok. Ne güzel çekildi kardeş. Allah kömek olsun. Sağ ol. Aç ne için pişir? Ah, diyeyim sana. O binada, buradan bu ne bina? Bu ikinci mertebede. Halis dikilir ki, burada adam ölende, 40. gün burada taş koyarlar. Burada gelirler, aç pişerdi. Burada Kur'an okuyarlar, kaside diyerler, sonra kabrüse giderler. Bizde de 7'sinde vardır. 7'si de var. 40'ı vardır. 40'ı da var. Düz kardeşim. Burada ha. Şey de oluyor, demin tanıştım ben. Aha. Çocuk doğmuş, taze çocuk. Ay, ay sağ ol. Şimdi. Ay sağ ol, sen sağ ol. Burada şu an. Ur. Heh. Ur kardeşim. Yani burada çattıklardır. Çocuk olanda kulağını diyerler. Atın diyerler. Aha. Ay sağ ol. Ezan vermedi. Bu tarafa Muhammed diyenler. Bu tarafta İbrahim üz adın diyenler uşağın. Kız olan da Fatime diyenler. Kızın üz adın diyenler kardeş. Baba burada. Kazanları görürsün kazanlar. Görürüm. Gel gidelim oraya bakalım. 19. asırdan kalmadı bunlar. O kazanlar kadim, he? Kadim o. 19. asırdan. Onda ne pişir bunda? Çay mı? Çay. Abi zaten. O da burası için değil mi? Bunlar buradaki yerler için. Burada da. Şimdi onda kazanda yemek var mı? Aa, yemek var. Ne pişmiş acaba? Aş. Aş ya, pilav. Selamun aleyküm. Bu kadim kazanlardı. Abi açabilir miyim? Açabilir miyim? Bakabilir miyim? Orada yok. Ha, nerede var? Aş var, aş. Aş tamam. Bizde biz pilav deriz. Pilav. Bizde aştı. Aşa ha. Yağlı da sizde de yağlı he. Ha, yakşı. Bu burası için değil mi? Tamam. Ne bu baba? Onda ne var? Et var. Bunun adı ne? Padlel. Adı ne bu yemeği? Başı saldı he. Bu padlel var. Şey mi? Aşın üstüne. Aa. Tamam. Sağ ol. Allah'a emanet. Hepimiz abi. Aleykümselam. Gelirim abi. Sonra siz bakarsınız. Burada kadim simaverler var. Gel. Bu antikvar. Antikvar simaverlerdi. Kaç yıldan evvel? Ha. 1895. yıl. 1898. yıl. Bunların üstünde Paris'te Vostok olan bunların medalları tuttular bunlar. Belgiye'de Vostok'tan olan burada şekilleri var. Bunların bir neçesinin vakf verdiler meşte. Vakfi. Meşte aitti. Bu zaman meşte veren vakfi ne satmaya yaramayadı ne bakıştırmaya yaramayadı. Her şey burada kalmalıdır. Kullanıyor musunuz? Ha. Çay yapıyor musunuz? Ha, çay? Evet. Yapıyorsunuz değil mi? Ha, bütün bu Maya bacıdı. Burada işleyendi maşallah. Allah sağlasın. Bu Cuma Meşri'nin 3 tane kapısı oldu. Kapıları. Bu birinci kapı, burada ikinci kapı, böyle kapıları var. Aha. Bir iki tane hurma al sen. Yok. Yedim. Meçit. Taze yedim. Anladım. Sağ ol. Çok sağ ol. Sıkıp yiyin. Yakşı. Kalenin de suru denize kadar, Hazar'a kadar gidilmiş ha. Hazar'a kadar gider miydi? Ha, Hazar'ı dahilladı. O da çok köhne mi kale? Kaç yıl evveldir? Kaç asırdır? Kalanın duvarları 5. 6. asırlarda tikildi. 3 İran padişahı Sasani sülalesinden Yezdigerd, Kekobat, Khosrov, Anuşirvan, Pervit. Muhammed Peygamber Salavatullah, Khosrov, Anuşirvan'ın padişahlığında anadan bu. Hoş geldiniz. Burada hatunlar oturadı. Orada kadınlar, kişiler dışarıda. Kişiler yemek gider ha yukarı. Yemek. Burada iki tane duruyor işte. Gel, sen harda kaldın derbette. Ben Mahaçkale'den taze düştüm. Gelmişler. Bir neşir buna kabaka Mahaçkale'de vatan cemiyeti var idi. Kardeşler, buradan Türkiye İmam Şamil Bahtin'dekitenler, burada uşaqlar,
o Türkiye'nin hası şehrinde mesela bir avarlar, derginler, Dağıstanlı milletler yaşayanlar var orada. Hala var böyle, yanlış bilmiyorsam kumuklar da var. Kumuklar, bak, kumuklar da var. Lezgiler de var. Hamısı var. Avar, var var, avarlar da var. Hala var. Belli şey ama az, bizi Türkiye'de çok az. Ha, çok az var. Ama Türk dilini bilenler. Bilirler, bilirler. Anadan burada Türkiye'de var da. Buradan Alexander. Buradan kadınların yolu. Kadınlar. Oruç çok iyi bilmesen. Rusça bilmesen mi sen? Rusça bilmiyorum, yok. Ha, öğren de. 28 daha boku var. 32 daha boku var. Her var, öğren de. Gel, gel, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Lan burada adamlar var diye. Gel, 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 gel. Gel, 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 telesin. Hele buradan gel, bir gün. Gel. Bu karanlık da değil. Çok eski. Kardeşim, bu cami, Cuma Meçid, Erbil'e tarafından 115. Hicre tarihi, müvafik 734. il, 8. esrin evvelinde yapılıp, Erbil'e baktı. Maslama İbn Abdülmalik. Bu Abdülmalik'in oğludur. Abdülmalik'in 5 tane oğludur. Abdülmalik'in oğlu Süleyman halifete geçen de kardeşi Maslama'nı çağırıp deyip ki Derbent'e git. Oy, bana zengin geldiler kardeşim, bağışla sağ ol. Radi bu kızım, ne bağışla. Bak, o zengin gelsin. Niçin, niçin, niçin. Kulak olsun. Bu caminin uzunluğu 68 metre. Değil mi? Enliği 18 metre. 4,500 adam burada birden namaz kılabilir. Tamir, restorasyon, remont. Burada remont işte. Mesela bu mescid tamir oladı. Remont yürüyüz. Bu için bağlantı. Restore, restore, tamir. Hay hay. Naile. Orada Türk kardeşlerim var. Bunlara da aşılan geleceğim bir şimdi daha da. İncimiz. İzmini itibar olsun. Başlayayım. Bu halçılar görürsen mi sen? Hı hı. Vur. İzveçli İran, meşhur İran halçılarından da bunlar bizde bu Derbendimizde, Dağıstan'da belesi halçılar yapılır. Övde de yapılır. Bunların ayrı ayrı şekilleri var. Görürsen halı da var, kebe de var, kalça da var, namazlık da var, seccade de var, her şey var. Burada getir böyle, nazir sadaka verenler kardeşim. Sen bu gören şeyler hamsi, bu kerpiç, kirpiçi. Burada da abrigali, zil stroyeli. Yani burada da. 8. asırdan kalmış. Gel, gel, gel. Ha! 1368. ilde Derbent'te zelzele olur, zelzele. Zemletresi deprem, ya. Deprem. Bize zelzele bilirim. Ha, deprem. Deprem, maşallah. Bunların gücüyle bu deprem neticesinde rezultat zemletresini bu sütunlar yayılıp böyle patça. Bunların ağırlığından o duvar bir niyede, iki yerde. Düştü mü? Düştü. Düştü. Ay sağ ol. Burada da var. Bu tarafta da var. Göstereyim sana. Burada, oradan yapılama duvar 14. esrin ahırlarında yapıldı. Gel. Gel, gel, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Burası taze mi yapıldı? Yok. Bu remont. Tamam. Tamir olur he? Tamir olur. Ay sağ ol. Tamir. Kardeşim. Bu duvarın o tarafında bu büyük hayatıydı. Duvar başlıyor. Orada balaca küçük böyle bir ayrı duvar var. Ayrı heyet var. Bu heyet biz bir dakika torpak altındayız. 10 metre, 12 metre pazimli önüne koyduğumuz. Ondan da sonra ayrı küçük var. Kaliyetten var. Orada وَاَتْ اَسَمُ بِحَبْ لِلّٰهِ جَمْيَنْ وَلَا تِفَرَّقُ Peygamber buyurdu ki tutun Allah'ın ipinden, Kur'an'dan birbirinizden ayrılmayın. Ay Müselma. Bunların bir tamirler de tam. Burada tamir. Görüyorsun. Bu da tamir mi? Yok. O
Tahtadandı. Tahtadandı, ha, he. Konservasiya, restoratorlar burada elitler hala. Bunun altında kerpiçten düzelmiş şergi bir mozaika var. Güzellik bir. Böyle. Bu içi de aynalar var. Zirkala. Mozaik, mozaik. Mozaik, aşağı. Tamam. O da bu dört pencereden gün ışığı, güneş ışığı verdi buraya. Bir alam ne? Buranı ışıklandırıydı tam. Bu sanki Kabe'nin kürsetleri, Storne Mek namaz kılınlar. Dört tane mi vardı ışıklandırırdı? Bir, iki, üç, dört. Bak. Pencereler. Tamam. Görünüyor tamam. Kapatmışlar. Şimdi hindi yok ama. Yok. Tamir görmüş. Tamir olacak inşallah. Bakayım. Hadi inşallah. Allah kimi olsun. Türk Selçukiler, Türk Osmanlılar, İran padişahları. Ayo, Derbent. Ne işi gör? Dünyanın kadim şehirlerinden biridir. Tabii. Ne dersin? Çınarlar. Çınarı. Tereyler göresen. Çok eski değil mi Çınarlar? 700 yaş var. 700 yaşındalar he? Çok büyükler ama, çok eskiler belli. Fadıkluha bisselamin ve aminin. Kur'an ayesidir. Amin ama ne kadar girmemiş işte namaz kılıyor. Selamun aleyküm. Allah acı versin. Gecesiz. Allah cevabınızı sağ eylesin. Allah ayağınızı meçitten kesmesin. Sağ olun. Ve Ali Doğulu kütüsün. Can sağlığı bacım. Bu meçit sahibi kümle kutsatan. Can sağlığı. Allah kümle kutsatan. Çok sağ olun. Allahu ve Resuluhu. Allah ve onun peygamberi. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah'ın selamı ve onun. Allahümme salli. Muhammed. Gördü. Eftadi mescid der hefsedi heftad emal eder efreboruz bin tehmirazi biyari bi hakkı teala. 1338. yıl zelzele kürseter. Zelzele. Bu duvarlar kapılama duvardır. Görürsen böyle duvarlar. Uh-huh. Burada da orada da. Görürsen. Uh-huh. O vakti Derbend'in hakimi Privacy'li Derbend'e efreboruz bin tehmiraz olurdu. Adı da var burada. Gördün mü amcamdaki enerjiyi? Durmuyor. Yerinde durmuyor. Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel oldu. İyi ki sordum ya. Ben kaleye de sordum. Bana anlatabilir misiniz diye kalenin tarihini. Çünkü arkadaşlar çok eski buraların tarihi. Her yerde kaynaklarını bulamazsınız. Böyle bilen birilerin burada çalışmış, yıllarca emek vermiş insanlardan böyle daha çok daha detaylı öğrenebilirsiniz. Kalenin tarihine çok fazla hakim değildim. Biraz internetten araştırarak size aktarmaya çalıştım ettim ama orada kimseyi bulamadım ama mescit için çok iyi oldu. Çok iyi denk geldi abi ya. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Burası da İçerişehir tarafı, Derbent'in İçerişehir tarafı. Ben diyor Mahaçkale'ye gitmeyeli çok uzun zaman oldu diyor. Ben Derbent'te doğdum, Derbent'te yaşıyorum, burada yaşıyorum diyor. Çok enerjikti ya. Ben önüne gidiyorum, o geri gidiyor. Geri gidiyor, ben ona yaklaşmaya çalışıyorum. Sesini alsın mikrofon diye umarım almıştır. Böyle eski evler var işte arkadaşlar, hatta soba yanıyor. Güzel Derbent, yukarıdan çok daha güzeldi. Derbent'in meydanındayım. Tam meydan burası. Lenin heykeli var şurada da. Yine meydanın tam dibinde. Ama bir de pazarların, sokak pazarlarını da görmek istedim. İnsanların sokakları nasıl yaşadığını görmek istedim. Şu kısım zaten dağlarla çevrili. Kale de orada. Böyle hafif böyle güneş batmak üzere gibi. Hava biraz kapalı değil gibi. Böyle sıcak ve soğuk değil gibi. Güneş var ama çok ısıtmıyor. Çok da üşütmüyor gibi böyle gölge. Ne dediğimi anlamadım şu an. Hava böyle kapalı açık gibi. Öyle güneş var ama çok ısıtmıyor. Ama gene mevsimine göre iyi hava şartları burada bu bölgede. Kafkasya'dayız sonuçta. Eski arabalar baksanıza burada. Köhne arabalar, köhne. Çok kullanıyorlar taksi olarak. Lada bunlar. Bunun her çeşidi, her modeli var. Bu Dağıstan'ın plakası şu 05. Plakaların sondaki rakamlar bölgeyi temsil ediyor sanırım. 05'te Dağıstan'ın plakası. Şöyle araçların sonunda var zaten. Böyle merkeze doğru tam indim. Pazara doğru. Umarım insan vardır, biraz kalabalıktır. Patlıcanlar, salatalar, muzlar, üzümler. Hurma. Bayağı tüketiyorlar. Hurma çok seviyorlar. Benim damak tadıma uygun değil bile. Buruş yapıyor ağzıma da. Mısır. Lan şunu süt mısır. Canım çekti bak. Tuzlu can yiyeceğim böyle tuzu atıp. Derbent'in ara sokakları. Tam böyle yol kenarına, kaldırımda.
pazar kurmuş insanlar. Aman la çok niyet gelmiş ama. Sebze, meyve ne ararsanız satıyorlar. Tavuklara bak. Tavuk da çok satıyorlar. Böyle bir de burada dolapta tutma olayı yok. Herhalde gün içinde bittiği için dolaba koymuyorlar. Gün içinde hepsini tüketiyorlar. O yüzden dolaplarda çok et göremiyorum burada. Et, tavuk. Ya bu kediler var ya hep cins kediler. Bak hep bunu söylüyorum ama ben bunların hep sokakta büyüdüğüne inanmıyorum yani. Bence kimileri alıp bakamayıp sokağa salıyor bu kedileri. Böyle bir şey yapıyorsanız yapmayın arkadaşlar. Yani bakamayacağınız kediye, kendinizden emin olmadığınız kediye alıp bak evinize sokmayın. Eve alıştırıp sonra sokağa teslim etmeyin hayvanları. Kurbanınız olayım ya. Çok çok var cins kedi. Demin Scottish gördüm iki tane yan yana ya. Tertemiz yani. Belli ki yeni sokağa atılmış yani. Çok fazla sokak kedisi var evet ama ben hepsinin sokakta büyüdüğüne inanmıyorum onların. Altı tanesi. Muzlar var. Lezzetliydi ama bu bölgede yediğim meyvelerin hepsi lezzetliydi. Havalar da soğuk ya. Kimisi kenara çekilmiş böyle müşteri bekliyor ablalarım. Dikkat ettiyseniz kadın işçi çok fazla. Pazarın yani %80-90'ı kadın desek yalan olmaz. Çok fazla kadın çalışan var. Bu bölgede özellikle yani sadece Dağıstan'da değil. Çeçenistan'da da gördüm. Çok. Kafkasya'ya genel herhalde burada Kafkasya'da Çeçenistan'da kadın çalışan işçi sayısı çok fazla. Ablalarım, teyzelerim evde oturmuyor. Ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Bak burada da satıyor. Skolka. 100-150. Tavuk. Türkçe danışabiliyorsun? Yok, niyet? Azerbaycanca. Azerbaycanca yok? Evet. Var mı Azerbaycanca? Evet. Kaç ruble? 100 ruble. 100 ruble 150. Yüzlük de var, 150'lik de var. 150 balaca. 100 büyük. 100 büyük. 150 büyük. Büyük. Yakşı. Tamam abi. Sağ ol. Sağ ol abla. Merak ettiğim başka bir şeyi soruyorum şimdi Azerbaycanlı kardeşlerime. Çünkü Azerbaycan'da da böyleydi. Neden altın diş? Neden? Yani herkeste en az 3-4 tane altın diş var. Neden? Ya çok estetik durmuyor bu. Bunu ne için yaptığınızı merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Altın şey için mi acaba? Alıp böyle değerlensin ya yatırım diye değildir herhalde. Normal altın alıp koyarsınız kenara. Neden altın diş? Lütfen bana bunu cevaplayın arkadaşlar. Nasılsınız? Yakşı sen? Yakşı burada. Lazım değil abi. Yürüyorum piyade. Sağ ol. Sağ ol. Böyle ufak kafeler de çok. Kiosk tarzı böyle büfe tarzı kurmuşlar. Kahve satıyorlar. Kahve tüketiyorsunuz herhalde. Çeçenistan'da da vardı. Dağıstan'da da var böyle çok kahve dükkanı. Kahve tüketmeyi seviyor herhalde bu yörenin halkı, bölgenin halkı. Ben çaycıyım. Ben çaycıyım. Kahve çok sevmiyorum. Çok tüketmiyorum. Ara ara böyle canım çok çekerse. Burası biraz daha kalabalık. Üç kilo patates 100 ruble. Mandalinalar değişiyor. 100 ruble. Elmalar var 50 ruble. Mahaçkale'den daha ucuz. Dağıstan'ın başkentinden. Bir tık daha ucuz burası. Nüfus olarak daha az zaten burası. Burada da pazarlık olayı var. Pazarlık yapıyor herhalde. Nasıl?
Hay hay kaçayım diye. Ha. Heh, Türkçe biliyor musun Türkçe? Niyet mi? Я не знаю ваш язык, ну возьми. Tamam. Я лезгинка, не забежанка. Sen lezginka mısın? Lezgin. Ha, ben Türk'üm, Türk. Ой, Türk даже, я Türk даже, Türk, вообще не знаю чего. Bu çürükmüş, dur bunu koy. Вот хороший паста, вот, вот. Yeter, yeter, yeter. Tamam. Kaç para? Хорошие люди. 200'e tamamlıyor. 200. Heh, tamam koy. Oo çok oldu ya. Tamam. Tamam al bir tane. Tamam sağ ol. Sağ ol. Ay sağ ol kardeş. Sen, danışıyorsun ya. Danışabiliyorsun Türkçe. Okşuyor dilimiz biraz. Tamam sağ hepimizin sağ ol. Senin de sağ ol. Allah yardımcın olsun diyor. Lan azıcık mandalina aldım dedik 200'e tamamladı. 2 kilo mandalina oldu ya. Azerbaycan'da yaşayan lezgilerle hani bir video çekmiştim ya, köylerine gitmiştim Kusar tarafında falan. Orada Azerbaycan dilini çok ya, orada yaşadıkları için zaten Azerbaycan vatandaşı oldukları için çok rahat konuşuyorduk, anlaşıyorduk, ediyorduk. Ama buradaki lezgilerle anlaşamıyoruz. Çünkü Azerbaycan dilini buradakiler bilmiyor. Bir şey söyleyeceğim ama burada beni linçlemenizi istemiyorum. Benim aldığım buradaki ilk videoda bir abiyle tanışmıştık biz. Derbent'teki ilk videoda. Derbent'teki buradaki lezgiler ve Azerbaycanlıların anlaşamadığını söylemişti bana. Azerbaycan'da öyle değil. Orada zaten birler, beraber yaşıyorlar demişti. Hepsi beraber aynı toprağın sahibi, toprakta yaşıyorlar demişti. Ama buradaki lezgilerle Azerbaycanlıların anlaşamadığını, hatta 93 senesinde buradaki lezgilerin yukarıyı, o içeri şehir tarafını, Derbent'teki içeri şehir tarafını almaya çalıştığını söyledi bana. Ben bunu söylememiştim videoda, hatta orayı yayınlamamıştım da. Doğruluğu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Siz onu cevaplarsınız artık burada yaşayan arkadaşlar. Merak ediyorum ben de çünkü. Bunun doğruluğu var mı yok mu? Buradaki lezgiler ile Azerbaycanlılar anlaşamıyor mu? Derbent bana iyi geldi biliyor musunuz? Konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Burada işte çok tatlı abilerle tanıştık, sohbet ettik, muhabbet ettik ya. Derbent bana daha iyi geldi. Yani Mahaçkale'dense Derbent'i daha çok sevdim. Daha çok hoşuma gitti Derbent. Mahaçkale çok karışık ya. Böyle çok insan var. Çok karışık geldi bana. Derbent yukarıdan o kadar güzel görünüyor ki şehir yukarı kaleden. Surlardan müthiş görünüyor yani. O yüzden adamın içi açılıyor böyle. Hoşuma gitti burası. Sağ ol abi. Bak yaya geçince duruyorlar ya. Yaya geliyorsa duruyor. Hiç ilerlemiyor bile. Sana direkt yolunu veriyor. Onun yanındaki kafe. Çay içebilirim orada değil mi? Bir de yanında kafede. Tamam. Çay içsen bir şey olmaz. Yakşı. Sağ ol abi. Selamünaleyküm. Sigara içmeyen adama var ya, sigaralı ortam böyle ölüm gibi geliyor ya. Bizde yasak ya kapalı ortamda içmek. Burada serbest hale insanlar içiyor. Burada kahvehane kültürü de aktif bir şekilde aynı bizdeki gibi devam ediyor. İnsanlar kahvelere gidip böyle okey oynuyor, tavla oynuyor, çay içiyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Mahaçkale'ye gideceğim arkadaşlar şimdi. Derbent'ten yani Mahaçkale'den Derbent'e gelmiştim ya. Mahaçkale'ye gideceğim. Yarım saat sonra tren var. Elektriçka dedikleri. 2 saat 10 dakika falan sürüyor. Buraya da onunla gelmiştim. Güneş de batıyor. Oraya akşam varacağım. Akşam varacağım için yüksek ihtimal geç olacak. Geç olacağı için bugün orada kalmak zorundayım ama yarın tekrar yolculuk yapacağız. Öyle. Hadi geçelim. Trenlerin içinde bekleyelim. Trenimiz bu. Bilet almıyorsunuz. Geliş sürecimi hatırlayanlar varsa bilir. Biniyorsunuz içeride abi geziyor. Sadece 1,5 dolara sizi 2 saat 10 dakika Mahaçkale'ye, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentine getiriyor. Bilet almanıza gerek yok. Hadi bakalım. Hoppa. Ulan burayı kötü bezle silmişler. Kokuyor. Diğer vagona gidelim. Böyle hani kalmış suyla silerseniz de kokar ya. Aynı öyle kokuyor. Buradan ineyim de dışarıdan gideyim. Dizim ağrıyor ya. Merdivenler inanılmaz yüksek ya. Benim dizimde bir sıkıntı var. Dizim çok ağrıyor böyle ara ara. Bir de çok yürüdük ya ondan da.
çok böyle bükünce benim dizim bayağı bir ağrımaya başlıyor. Kalk kalk diyor böyle. Bayağı yağmur yağmış ya Mahaçkale'de. Bayağı her yer sel olmuş, su olmuş. Ulan havada buz olmuş tabii doğal olarak yağmur yağınca. Oo. Tamam, sağ ol, gel. Спасибо. Ulan karnım açtı. Bir dur anlatacağım yağmur yağıyor şimdi. Avar abiye denk geldim de para almadı ya. Oturmuş sohbet ediyordu orada marketçi ablayla, tamam mı? Ben de karnım aç biraz. İki piraşki bir su aldım. Dedim Rusça bilmiyorum dedim. Nerelisin dedi işte. Nerelisin demeye çalıştı. Dedim Türk'üm. Abi kalktı oradan işte. Ben de avarım dedi. Kardeş kardeş dedi. Sonra dedim ki ne kadar? Ha çok yoruldum. Ne kadar dedim. Kalktı ayağı bir anda. Yok dedi para alamam senden dedi. Sen para verme tarzı şeyler söyledi. Geldim ben. Burayı hatırlıyor musunuz? Burada kalmıştım ben. Geldiğimde ulan yatağımı hiç toplamamışlar bile. Duruyor öyle. Mahaçkale'ye gelme burada kalmıştım bu tren istasyonunda. Şimdi yine buraya geldim. Burada uyuyacağım. Burada kalacağım ama yine her zamanki olduğu gibi kimse yok. Hiç kimse yok. Ben odaya yerleşeceğim. Aynı odada zaten kalırım ben. Gelince de parasını veririm. Ne yapayım? Kimse yok şu an. Şimdi buraya geliş videomu izlemediyseniz burayı bilmiyorsunuz doğal olarak. Buranın iki olayı ne biliyor musunuz? Tren istasyonunun aynı istasyonunda aynı binada burası. Ben yarın zaten yola gideceğim ama tren yok gideceğim yere. Üçüncü katta burası. Buraya her gelişinize insan olmuyor. Bir iki saat bekliyorsunuz öyle oluyor. Bu oda açık mesela karşımdaki oda. Ben geçen geldiğimde orada kalmıştım. Yine orada kalacağım yüksek ihtimalle. Çantamı koydum oraya. Artık bir yarım saat beklerim burada. Kimse gelmezse çeker yatarım orada. Sabahta görürüm sen birini. Parasını veririm. Görmezsem de bir şeyin altına sıkıştırıp nasıl yazarım bilmiyorum. Rusça da yazamam. Bir şey yapamam. Parasını koyarım ama. Biri gelir ama herhalde öyle düşünüyorum yani. Patatesli. Kalktı ayağı Avar abi ya. Nasıl celallendi. Para dedi yok istemiyor dedi. Sen kardeşsin dedi. Almadı para. Anlaşamadık da çok ama Türk olduğunu duyması yetti ona.